Sümükü Şerif mi deniyor? Ne deniyor? Öyle bir şey denmiyor. İslamoğlu dedi bunu ya. Ha, nedir o mesele? Ya nedir o mesele? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in burnundan çıkan efendim şeye Sümükü Şerif diye bir şey çıkarttı. Sümükü Şerif diye bir şey denir mi ya? Hı hı. Sümükü Şerif. Ne diyor yani? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in burnundan bir şey çıkarsaymış hani biz ona şerif der miyiz? Der miyiz şerif? Biz deriz. Burnundan çıkan bir şey şerefli midir? Şeflidir. Sahabe-i kiram ne yapıyorlardı? Burnunu sümkürdüğü zaman sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabe üzerlerine sürerler. Böyle bereket için. Sümüğü şerif diye bir şey çıkarttı. Sümüğü şerif diye bir şey denir mi ya? Hı hı. Biz deriz. Burnundan çıkan bir şey şerefli midir? Şeflidir. Sümüğü şerif diye bir şey denir mi ya? Hı hı. Evet. İşte gördünüz değil mi değerli arkadaşlar? Ben insanların kişisel şeyleriyle uğraşmayı sevmem. Hatalarıyla. Çünkü hepimiz hata yaparız. Fakat inkarcılık ve yalancılık ve bir de buna sahabeye iftira, peygambere iftira, Mustafa İslamoğlu'na da iftira olunca yani bu kadarı da üst üste olmaz yani. Tamam, konuşurken hepimiz yanlış bir ifade kullanırız. Çok da kullanmışızdır. Değil mi? Hatta bir hatıramı anlatayım. 96 yılında Kahramanmaraş'ta ben televizyonda canlı yayın yapıyorum. Efendim, seçimler de yakın. Her partinin Maraş milletvekillerini, il başkanlarını topladım. Onlarla röportaj şey yapıyorum. Oturum, açık oturum. Sunucu, yönetici benim. İşte o kulakları çınlasın. Eğer öldüyse rahmetli Ali Doğan var o zaman ANAP milletvekili. İşte CHP milletvekili var. Aday mıydı, milletvekili miydi hatırlamıyorum ama CHP'li milletvekili var. İşte Doğru Yol Partisi'nden bir milletvekili var. O da Profesör Mehmet, soyadını unuttum, çıkaramadım. Efendim. Yani zannediyorum yanılmıyorsam 6-7 tane konuğum var. Sohbet ediyoruz. Sonra bunlar birbirlerine düştüler. Bilirsiniz siyasetçiler zaten tahammülsüz insanlar. Efendim. Ben programı yani kapatmak değil de ara vermek istedim. Baktım çok. Çünkü beni de dinlemez oldular adamlar. Saat yani 3'er dakika 5'er dakika zaman tanımıştım onlara. Adamlar zamanı falan birbirine karıştırdılar. Benim özel kameraya döndüm. Direkt beni gören kameraya. Değerli arkadaşlar dedim, burası çingene çorbasına döndü. Az sonra görüşürüz. Şimdilik ara veriyoruz dedim. Kapattık yayını. Herkese birer çay, su falan filan. Tam ben de kalktım işte su içip çay alacağım bir tane. Bir 5 dakika reklam girdik. Tam o sırada dediler Maraş Vali Bey seni arıyor dediler. Telefona vardım. Vali Bey evinden izliyor programı. Yaşar Bey. Efendim. Buyurun Sayın Valim dedim. Alperen ayıp ettim dedi. O son cümle hiç hoş değildi. Oradakiler hep milletvekili filan dedi. Efendim. Bence de düzeltmelisin bunu dedi. Ben doğal da farkına vardım zaten. Hani çingene çorbasına döndü burası dedim. Efendim. Tamam Sayın Valim dedim. Evvela sizden özür diliyorum dedim. Kapattık. Ve programı tekrar açtığımda da ben şeyimi düzelttim. Yanlışımı düzelttim. Şimdi değerli arkadaşlar bu yanlışa da benzemiyor. İncük Berlin dedi. Kendi söylüyor. Mustafa İslamoğlu öyle bir şey uydurdu diyor. Tabii kendini söyledi de artık gizlenecek bir şey yok yani. YouTube diye bir yer var. İnternet diye bir şey var. Kimse bir şey gizlemeye kalkmasın. Her şey ortaya çıkıyor. Efendim. Bir de orada işte sahabe peygamberin sümüğünü alır da üstüne başına çalarmış. Onlara da bir iftira. Peygambere de iftira. Peygamber böyle bir şey ne yaptırır? Yani olabilir meczup çıkar arada bir tane yapmak isteyebilir ayrı da. Peygamber ona izin vermez. Ona da iftira bu. İşte sürekli söylüyoruz. Yine söylüyorum. Bu tasavvuf bataklığına düşürmeyin çocukları. Uzak dursunlar. Anlayabildikleri kadar Kur'an-ı Kerim okusunlar. Kur'an-ı Kerim okumayı
mealinden anlayarak okusunlar tabii. Ve anladıkları kadar da amel etsinler. Allah kimseye taşımayacağı yükü vermemiştir. Allah'a emanetsiniz.